Şimdi adetinizin 3. gününde FSH testi yapıldı. Bunun normal aralığı nedir? Bu ne demektir? Yani 3. gün FSH kaç olmalıdır? Yüksekse ne demek? Düşükse ne demek? Bunu size çok kısa anlatayım arkadaşlar. Özellikle bu tabii kimde istenir? Bayanlarda da ve infertilite tedavisi gören eşlerde istenir. Şimdi FSH bir hormon. Adı folikül stimulan hormon. Yani yumurtalıkları uyaran hormon. Bu erkeklerde sperm üretiminde de fonksiyonu olan bir hormon ama asıl kadınlarda bunun görevi nedir? Yumurtalığı uyarmaktır. Overler yani yumurtalıkları uyarır. Uygun bir yumurta hücresinin gelişmesini sağlar. Şimdi bu normalde adetinizin süresi yaklaşık normal adet görenlerde ortalama işte 20 ile 35 gün arasıdır. Bu adetinizin ortasında bir pik olur. Yumurta hücresinin atıldığı ovülasyon denen bir pik olur. Bu FSH adetinizin dönemine göre arkadaşlar seviyesi değişen bir hormon. Önce şunu söyleyeyim. Niye 3. gün test istenir? Çünkü adetinizin 3. gününde bu FSH diğer hormonlar LH, progesteron, estradiol gibi bunların seviyeleri çok adet dönemine göre değişir. 3. günde ise bu hormonlar stabildir. Onun için 3. günde istenir bu. Çünkü bazal seviyeyi hekiminiz görür, rahatlıkla değerlendirir. Şimdi FSH'in görevi ne demiştim? Yumurtların olgunlaşmasını sağlamak. Dolayısıyla yumurta ne kadar iyiyse, iyi bir yumurta gelişmişse FSH seviyesi de o kadar düşük olur. Çünkü FSH'e gerek kalmaz. Ama yumurta oluşmasında bir sıkıntı varsa, bir anomali varsa bu FSH ne yapar? Yumurtanın olgunlaşması için daha çok salınır ve seviyesi yükselir. Onun için FSH'ın yüksek olması 3. günde istenmez arkadaşlar. Bunun değerlendirmesi kabaca şöyle. Tabii bu tüp bebek merkezlerine göre değişir ama seviyesi kabaca 3 ila 9 arasında olmalıdır. Yani FSH 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi değerler 3. günde oldukça iyidir. Yumurtalık rezervinin iyi olduğunu gösterir. Pek bir sıkıntı olmadığını gösterir. Bu ne kadar yüksekse arkadaşlar sizin yumurtlamada bir sıkıntı var ya da işte yumurtalıkla ilgili bir sorun var demektir. Bunun seviyesi 9-11 arası ise idare eder denebilir. 15'i geçerse FSH seviyesi artık gebelik olsa bile hani bu gebeliğin idamesi zor demektir. Bu FSH'ın seviyesi 20 ve üzeri ise artık hemen hemen hiç gebelik şansı yok bile denebilir. Yumurtalıktaki östradiol bu FSH'ı baskılar. Östradiol ne kadar yüksekse FSH seviyesi o kadar düşer. Dolayısıyla bu FSH ölçerken hekiminiz östradiol seviyenizi de görmek ister. O testi de sonucuna bakmak ister. Evet, 3. gündeki östradiolü özetledim arkadaşlar. Demek ki neymiş? Seviyesi yaklaşık 3 ile 9 arası uygunmuş. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından sorabilirsiniz. Başka bir konuyla ilgili de sorabilirsiniz. İlla videoya uymak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Çekinmeden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.